girdi. Buradayız efendim. Federasyon başkanımız geldiler. Bizleri şereflendirdiler. Birlikte işte sevgili arkadaşım Oya, Saffet Bey, ben Deniz Hülya. Hep beraber iki kısa şey yaptık. Setler bir bir ama tiebreak'te kaybettik. Başkanımızın son topuyla sağ olsun. Dostluk kazandı. Tenisle ilgili her şey, özellikle başkanımızın olduğu her yerde var olmaya zaten her zaman hazırım. Çünkü biz çok seviyoruz başkanımızı. Gerçekten hiç göstermiyor ama o durduğu yerde topları nasıl vuruyorsunuz? Böyle duruyor ve böyle vuruyor. Böyle o kadar kıpırdamıyor bile. Yani bu aslında tabii büyük tecrübe göstergesi. Sporla ilgili ben 6 yaşında yüzmeyle başladım spor hayatıma. DSE'de lisanslı yüzücüydüm. Oradan hep devam etti spor hayatımda. Bu demektir ki önce sporcuyum, sonra sanatçıyım. Benim için her zaman her yerde var olan bir şey. Yani peki, bu 40 kere maşallah hangi ilde diyeceğiz? Evet, 40.sını yapacağız Hülya Kap'ın. Ya Ankara'da. Nereye denk gelecek tam bilmiyoruz ama Ankara'ya getirmeye çalışacağız. Evet. Çok İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Sporun bana kattıklarından dolayı da ben spora ve sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü inanın iş hayatıma bile çok büyük katkısı var sporun. Yani şuradaki kuralları iş hayatınızı geçirdiğiniz zaman sakin olmak, topu göğüsleyip vurmak, ani hareketlerde, ani kararlarda bulunmamak gibi. Dürüst olmak. Auto in, ine out dememek falan. Bunların hepsi gerçekten iş hayatında da çok faydalı oluyor. Yani benim sakinliğim çok şey kazandırıyor. Düşünmeden hiçbir şeye karar vermemek. Bunların hepsi teniste öğrendim inanın çoğunu. Daha çok anlatacak şey var onunla ilgili. Onun için ben spora teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ve bütün ailelere çocuklar için yapabileceği en güzel şey. Daha böyle gak dediler mi spora vereceksiniz. Çok maç oynadık, keyifli turnuvalar oynadık ama bugün çok anlamlıydı. Namı değer Hülya Avşar, tenisin en çok bilinen ismi. Tenise de Saffet Bey'in de dediği gibi Türkiye'de çok büyük değer katmış, sempati uyandırmış, ilgi uyandırmış ve sevdirmiş bir sporcumuz. Onunla oynamanın keyfini yaşadık işin doğrusu. Elbette tenis şöyle bir şey, rekabetten keyif alabilmek, dostluk, arkadaşlık, yoldaşlığı geliştirebilmek, gurur duyabilmek, o duyguları yaşayabilmek ve her şeyden önemlisi çevresel anlamda, kültürel anlamda ve hak hukuk adalet anlamında her çocuğun, her bireyin, her iş adamının, her sanatçının, her siyasetçinin oynaması gerektiğini düşündüğüm bir branş. Bugün hem çok anlamlı bir turnuva oynadık, Hülya Hanım hep böyle sosyal projelerde çok güzel enerjisiyle çok güzel şeyler yaptı. Bugün de Kalp Vakfı'nın düzenlemiş olduğu evet. Turnuvaya tesadüf eden bir çalışmayı bizimle paylaştı. Biz turnuvaya katıldık bu arada. Turnuvaya her zaman katılır ve destek verir. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kalp için de yararlı, sağlık için de yararlı bir branş diyorum. Peki başkanım, başlattığınız bir proje var. KYK'larla. Bizim hedefimiz Türkiye'de herkesin tenis oynayabilmesi. Tenis oynamasının faydalarını demin anlattık. Yani hak, hukuk, adalet, sevgi, barış, gurur duygusu, sürekli seyahatlerle dünyayı tanıyabilme fırsatı. Doğal olarak her çocuğumuz her sokakta, her mahallede, her ilçede, her ilde tenis oynamalı. O açıdan KYK'ların bizim için çok önemli bir yeri var. Orada 700 bin öğrencimiz var ve bunlar geleceğin velisi. Geleceğin çocuk yetiştiricileri, aile olacak, birey olacak, aile kuracaklar. Onun için tenisi tanımaları, tenisi öğrenmeleri ve gittikleri yerlerde, nerede olursa olsun, Ağrı'da, Hakkari'de, Kars'ta, Trabzon'da, Edirne'de öğretmen olacak, iş adamı olacak, doktor olacak ama tenisi hep oynayacak ve çocuklarına da oynatacak. Bu tenis için çok büyük bir kazanç, toplum için de umuyorum öyledir. Özellikle de bir şey ekleyebilir miyim? Özellikle de bu boşanmaların lütfen, çok yoğun hocam, olduğu dönemlerde aile tenisinin benim en büyük hayallerimden bir tanesi de hazır yakalamışken başkanımızı sizin de gözünüzün de aile tenisi kurmak istiyorum. Yani anne baba çocuklar hep bir arada hafta sonları birlikte
eksik yok ama. Birlikte gelmek zorundalar, birlikte tenis oynamak zorundalar. Yani aile içi bağı da sağlamlaştırmak için çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize, anne baba ve çocuklar bir arada bir saat tenis oynuyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar. Evet, hafta sonları çünkü yapacak bir şey bulamıyorlar. Baba bir yere gidiyor, anne evde oturuyor. Çocuklar ama öbür türlü bana göre çok faydası olacak. Yani değil mi? Aile içi, aile duygularının kuvvetlenmesi açısından yaparız değil mi? Yaparız tabii, seve seve. Bunu bir proje haline getirirsek inşallah. Harika olur. Bu arada Hülya'nın tabii hep sürekli böyle güzel ve hayat bulan projelerinden bir tanesi. Bunu birlikte organize edelim, takip edelim. Biz de görev edindik.